Hipertansiyon, damarlarımızdaki kan basıncının istirahatte, fiziksel ve psikolojik stresin olmadığı koşullarda 130 bölü 80 mmHg değerinin üzerinde olması olarak tanımlanıyor. Ülkemizde yapılan Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması'nda 18 yaş üstü kişilerin %31'inde hipertansiyon tespit edilmiş. Yani ülkemizde her 3 kişiden biri hipertansiyon hastası. Uzun yıllar hiçbir belirti vermediği için sinsi hastalık olarak da nitelendirilen hipertansiyon, kalp krizi, kalp yetmezliği, felç, böbrek yetmezliği ve periferik damar hastalığı gibi major risk faktörünü oluşturuyor. Şikayet oluşturmasa bile yüksek kan basıncını tedavi etmek kalp damar hastalığına bağlı ölümleri azaltırken diğer hastalıkların da oluşmasını önleyebiliyor. Ancak toplumda hipertansiyona yönelik yayılan bilgi kirliliği erken tanı konulmasını ve tedaviden başarılı sonuç alınmasını engelleyebiliyor. Bu nedenle hiçbir yakınması olmasa bile herkesin 18 yaşından itibaren 2 yılda bir, 40 yaşından sonra veya 18 ila 40 yaş arasında olup hipertansiyon yönünden yüksek risk taşıyorsa yılda birkaç kez tansiyonunu ölçtürmeleri önem arz ediyor. Hipertansiyon tanısı konulduğunda ise hekime danışmadan kan basıncım ideal değerlere düştü diyerek ilaçlarını asla bırakmamaları gerekiyor. Çünkü bazı özel durumlar dışında hipertansiyon tedavisi hayat boyu devam ediyor. Tansiyonunuz normal değerlere ulaştıktan sonra tedaviyi bırakmanız kan basıncının tekrar yükselmesine yol açacaktır. Acıbadem Fulya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Bekir Sıtkı Cebeci bu yüzden tedavinizle ilgili her konuyu mutlaka doktorunuza danışın diyor. Profesör Doktor Bekir Sıtkı Cebeci toplumda hipertansiyon hakkında doğru sanılan 10 hatalı bilgiyi ve doğrularını anlattı. Cebeci önemli önerilerle şu uyarılarda bulundu. Yanlış Tansiyonum yüksek ama bende herhangi bir şikayet oluşturmuyor. Gereksiz yere ilaç almayayım. Doğrusu, herhangi bir şikayet oluşturmadığı için hekimin önerdiği ilaçları kullanmamak sağlık açısından yapılabilecek en büyük yanlışlardan biridir. Hiçbir yakınmanız olmasa bile yüksek kan basıncı damarlarınıza, kalp, böbrek ve beyin gibi organlarınıza zarar veriyor hastalığın sessiz dönemi sonlanıp yakınmalar başladıktan sonra oluşan hasarı düzeltmekse mümkün olamayabiliyor. Bu nedenle şikayet oluşturup oluşturmamasına bakılmaksızın hipertansiyon mutlaka tedavi edilmelidir. Yanlış. Tansiyon ilacımı uzun zamandır kullanmıyorum. Alışkanlık yapmıştır. Değiştirmeliyim. Doğrusu Hipertansiyon tedavisinde önemli olan kullandığınız ilacın tansiyonunuzu kontrol etmesi ve herhangi bir yan etkisi oluşturmamasıdır. Kan basıncınızı kontrol altına alıyorsa ve yan etkisi yoksa uzun süredir kullanıyor olmanız ilacınızı değiştirmeniz için bir gerekçe oluşturmaz. İlaca bağlı yan etki veya o ilacı kullanmanızı engelleyen başka bir hastalığın oluşması durumunda doktorunuz gerekli değişikliği yapacaktır. Yanlış. Tansiyonumun çıktığını hissediyorum, onun için ölçmüyorum. Doğrusu, kan basıncı yükseldiğinde hastalarda genellikle baş ense ağrısı, başta dolgunluk ve basınç hissi, kulaklarda basınç ile yüzde kızarma gibi belirtiler gelişebilir. Ancak bir grup hastada yüksek kan basıncı değerlerine rağmen hiçbir şikayet oluşmaz. Yakınmaların oluştuğu kan basıncı değerleri de kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Bu nedenlerden dolayı hipertansiyon hastaları mutlaka kan basıncı ölçümüyle tedavilerini takip etmelidir. Dolayısıyla kan basıncı normal seviyeye ulaşıncaya dek daha sık, örneğin günde 2-3 kez, normalleştikten sonra da birkaç günde bir tansiyonu ölçmek gerekir. Bunun yanı sıra herhangi bir sorun hissetmeniz durumunda da kan basıncınızı kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Yanlış Tansiyonum normal değere ulaştı. Artık ilacı bırakabilirim. Doğrusu, hipertansiyon tedavisi bazı özel durumlar dışında hayat boyu devam ediyor. Tansiyonunuz normal değere ulaştıktan sonra tedaviyi bırakmanız tekrar yükselmesine neden oluyor. Bu nedenle ilacınızı kesinlikle bırakmayın. Tedavinizle ilgili her karar doktorunuz tarafından verilmelidir. Yanlış. Tansiyonum yükselince beyin kanaması geçiririm. Onun için hemen tansiyonumu düşürmeliyim. Limonlu su içip beyin kanamasını önlemek için kafamı soğuk suya sokmalıyım. Doğrusu, tansiyona bağlı beyin kanaması toplumdaki yaygın inanışın aksine düşük oranlarda gelişiyor. Bu durumda bile kan basıncını ani değil kontrollü düşürüyoruz. Limonlu su içmek, soğuk duş almak ve başı yıkamak sonucu etkisi olmayan gereksiz yaklaşımlardır psişik rahatlatıcı etki ile tansiyonu bir miktar düşürebilir ancak tedavi edici etki oluşturmaz. Yanlış, tansiyonumu düzenli ölçtüğümde ara sıra yüksek değere çıkıyor. Bu nedenle hemen ilaç almalıyım. Doğrusu, tansiyon değerleri her yüksek çıktığında ilave ilaç almak gerekmez. Tansiyonun acil düşürülmesi gereken tabloları hipertansif aciller başlığı altında toplanmıştır tansiyon yüksekliği ile birlikte gelişen göğüs ağrısı, nefes darlığı, felç, inme ve ciddi burun kanaması gibi acil durumlarda acil servis ve yoğun bakımlarda kan basıncını kontrollü şekilde düşürüyoruz. Bunun için genellikle damar yoluyla ilaç uyguluyoruz. Ciddi şikayetin olmadığı yüksekliklerde panik ve endişe etmek gerekmiyor. Biraz dinlendikten ve sakinleştikten 3-5 dakika sonra ikinci, gerekirse üçüncü bir ölçüm alıp tansiyon değeri düşüyor ise müdahale etmeden izleyip değerleri kayıt altına alın. Kontrollerde tansiyon değerlerinizi doktorunuzla paylaşın. Doktorunuz tedavinizi yetersiz görürse ilaç ve doz düzenlemesi yapacaktır tansiyon yüksekliğine baş ağrısı, uyuşma ve huzursuzluk hissi gibi şikayetler eşlik ediyorsa, hekiminizin uygulayacağı ilaç tedavisi kan basıncınızı kontrol altına alabilirsiniz. Yanlış, tansiyon ilacımı alıyorum, ayrıca diyet egzersiz yapmam gerekmiyor. Doğrusu, hipertansiyonda ilaç tedavisinin yanında ilaç dışı önlemler de çok önem taşıyor. Tüm hipertansiyonlu hastalarda ideal kiloya göre düzenlenmiş Akdeniz tipi sağlıklı diyet öneriliyor. Bunun için sebze, meyve, kuru baklagil, tavuk ile balık gibi beyaz et içeren, sıvı yağ tercih edilen, katı ve trans yağ olmayan, rafine, karbonhidratlı ve tuz içeriği kısıtlanmış diyet yiyecekler tavsiye ediliyor. Haftanın çoklu günlerini kapsayan egzersiz de öneriliyor. Sigara kullanmamak, alkol tüketmemek de tavsiye ediliyor. Potasyum içeriği yüksek gıdaların kullanımı destekleniyor. Stres azaltıcı önlemler ve uyku hijyeni de tansiyon kontrolünde önem taşıyor. Yanlış. Hipertansiyon hastasıyım ve ilaç kullanıyorum. Romatizmal ağrı kesicileri, grip için akıntı, sekresyon giderici ilaçları rahatça kullanabilirim. Doğrusu romatizmal ağrı kesicilerin grip için akıntı sekresyon giderici ilaçların kullanımı tansiyon değerlerini yükseltiyor. Dolayısıyla kontrolsüz ilaç kullanmayın. Yeni ilaç kullanmanız gerekiyorsa doktorunuza mutlaka yüksek tansiyon için kullandığınız ilaçları söyleyin. Yanlış. Hipertansiyon orta ileri yaş hastalığıdır. Çocuklarda yüksek tansiyon olmaz. Doğrusu Esansiyel hipertansiyon diye adlandırılan ve tansiyonun yaklaşık %90'ını oluşturan kan basıncı yüksekliği genetik geçiş özelliğine göre orta ve ileri yaşta ortaya çıksa da çocuklarda da hatta yeni doğanda da görülebiliyor. Yanlış, COVID-19 virüsüne bağlı sorun yaşamamak için tansiyon ilacımı değiştirdim. Doğrusu, COVID-19 virüsü hücre içine ACE reseptörüne bağlanarak girdiği ve ACE I denilen hipertansiyonda yaygın olarak kullanılan tansiyon ilaçlarının bu reseptör sayısını artırarak virüsün hücre içine girişini kolaylaştırabileceği ve virüs yükünün artıracağı yönünde tıp dünyasında kuşkular vardı. Ancak bu kaygılar hipertansiyon ile ilişkili derneklerin ve kardiyoloji derneklerinin Tedavilerin aynı şekilde sürdürülmesi yönünde görüş bildirmeleri ve bu konuda yapılan çalışmaların sonuçlanmasının yayınlanmasından sonra ortadan kalktı. Dolayısıyla tansiyon ilacınızı değiştirmeniz gerekmiyor.